24 ekranlarından mutlu akşamlar. Tabii ki 24 radyodan da mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Bu akşam bir iki saatiyle yine huzurlarınızdayız. Bu akşam tabii ki birçok mesele var. Gündem yoğun, akış hızlı. Ama belki de bu hızlı gündemde, daha mikro gündemde kaçırdığımız bir detay olduğunu düşünüyorum. Gerçekten uzun yıllardan beri yazılan birçok makalede, analizde Avrupa Birliği'nin geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği ciddi manada tartışılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı düşünce kuruluşlarında Amerika'yı nasıl bir arada tutacağız? Yani Amerika Amerika Birleşik Devletleri dağılmış devletler haline gelebilir şeklinde tartışmalar var. Keza aynı şekilde Avrupa Birliği'nde bu daha aslında açık bir şekilde tartışılıyor. Avrupa Birliği'nin geleceği hala daha çok meçhul e biliyorsunuz çok önemli bir Brexit yaşandı yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması çok büyük bir hadiseydi ve şu anda da Almanya'da Dexit konuşuluyor kıymetli izleyenlerimiz. Yani Dexit Almanya'nın bile ki Avrupa Birliği lokomotif olarak adlandırdığımız Almanya'nın bile bugün e, bu birlikten ayrılması söz konusu. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. E, bunları size arkamda görmüş olduğunuz LED'de, VOL'da göstermek istiyorum. Ve bu anlamda tabii çok kıymetli konuğumuzla beraber daha detaylı bir şekilde bunu değerlendireceğiz. Ama gerçekten Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dağılması söz konusu olabilir mi? Şimdi size kendi en yetkili ağızlarından aslında bunu aktarmaya çalışacağım. Mesela... Tabii bunu iktidar partisi veya başbakanın, cumhurbaşkanı söylemesi tabi çok doğru değil ama bu tip partilerin ve tabi ki çıkar gruplarının söylemesi çok çok önemli. Mesela Almanya için alternatif yani AFD'nin genel başkanı Çupala diyor ki Almanya'nın mevcut Avrupa Birliği'nden çıkması ve yeni bir dünya Avrupa ekonomik çıkar grubu oluşturması gerekiyor. Bu çok önemli bir açıklama. Yani Avrupa Birliği dağılır, Bugün kömür çelik birliği olarak kurulan hatta 1814'lere kadar dayanan Avrupa Birliği fikri dağılabilir ve yeni bir oluşumla yeni bir Avrupa Birliği fikri tartışılmalıdır diyor Chulala. Çok önemli bir cümle. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu konuşuluyor ki Almanya ile Fransa arasındaki anlaşmazlıklar Ukrayna Savaşı. Bunları da çok değerli kıymetli hocamızla beraber değerlendireceğiz. Çünkü bunların hepsi aslında Avrupa Birliği'nin altına konulan dinamitler. Şimdi i̇şte bir de Amerika tarafına bakalım kıymetli izleyicilerimiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde yaşanan özellikle Teksas'taki olaylar çok bence e, dikkatli takip edilmeli ki Amerika içerisindeki o e, biraz da çözülmeye müsait konular dış politika örtüsüyle, şalıyla kapatılmaya çalışılıyor. Amerika'nın şahin politikalarıyla. Mesela şöyle önemli yorumlar var. Çöküş, karışıklık ve kaos kelimeleri her geçen gün Amerika ile özdeş hale geliyor. Şimdi Amerika başka coğrafyalarda çöküş, kaos kelimelerini ve bunların uygulamalarını gerçekleştiriyor biliyorsunuz ama kendi coğrafyasında, Amerika kıtası içerisinde de özellikle bunun gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Her güçlü imparatorluk ne kadar güçlü olursa olsun bir gün mutlaka çöker sözü başta Beyaz Saray ve Amerika'nın güç merkezleri koridorunda konuşuluyor. İşte demek istediğimiz bu aslında sevgili izleyenlerimiz. Her imparatorluk çöker ve Amerika kendisini bir imparatorluk olarak, olarak gördüğünde düşünürsek ve bugün e, belki de haritada görünmeyen bir imparatorluk inşa etmeye çalışırken aslında bu koridor, e, yankılanan koridorlardaki bu sözlerle beraber çöküşün hazırlığı da peyder peyde yaklaşıyor. Bunu da bence dikkatle görmemiz gerekiyor. Mesela Temmuz 2017'de yayınlanan raporda Amerika'nın küresellik liderlik rolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşı olduğu belirleniyor. Bakın 2017 çok yakın bir tarih. Ki bugün de mesela o Teksas'taki olaylar sebebiyle yeniden aynı tartışmaların yaşandığını görüyoruz. İmparatorluk çöküyor. Bunun için bir an önce tedbir almak gerekiyor denmeye başlanıyor mealen ve Amerika'nın uygulamaya koyduğu kontrolü kaos projesinin Bumerang etkisi de aslında bu çöküş ve beka sorunu ortaya çıkıyor ilgili izleyenlerimiz. Yani bunu işte bugün Ortadoğu coğrafyasında, bugün Ukrayna'da, Güney Amerika'da çeşitli coğrafyalarda e, gerçekleştirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin beka ve çöküşü kontrolü kaos kendi yanı başında belki kendi en mahrem topraklarında yaşanma olasılığı artık söz konusu. İngiltere neden acilen AB'den çıktı ve yeniden ABD ile ilişkilerini sıkılaştırdı? Yeni bir Anglo-Sakson çatım inşa ediliyor. Bunu da hocamızla konuşacağız. E, yeni bir işte bu Brexit'le beraber bu Anglo-Sakson Anglo çatı acaba Avrupa Birliği'nin sonunu mu getirecek? Bu da çok çok önemli. Bunu da bence konuşmamız gerekiyor. Ve Anglo-Sakson batı ile kıta Avrupası arasında yeniden ayrışıyor. Hatta yeniden cepheleşiyor. İşte bu kaotik, bu anarşik, bu kaos düzenini gerçekten bizim iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız o değerlendirdiğimiz mikro ölçekli hadiseler aslında bu büyük görüntüyü ortaya koyacak önemli çimento önemli köşe taşları olarak bunu değerlendirebiliriz. Birazdan çok kıymetli konuğumuz AK Parti Yalova Milletvekili ve MKYK üyesi Sayın Ahmet Büyükgümüş bizlerle beraber olacak. Hocamızla bunları değerlendirmeye başlayacağız. Evet kıymetli izleyenlerimiz gerçekten bugün dolu gündemimiz var ve çok değerli bir konuğumuz var. Benim için de gerçekten çok önemli bir isim. Tabii kendisi daha çok siyasetin göbeğinde olmasına rağmen bilmediğiniz belki bildiğiniz ama dış politika önü var. Aslında bir dış politika uzmanı evet. Ahmet Hocamız da bu anlamda çalışmaları da var. Dolayısıyla kendisiyle burada bu bahsettiğimiz başlıkları genel bir çerçevede değerlendireceğiz. Kendisi AK Parti Yalova Milletvekili aynı zamanda da MKYK üyesi ve gerçekten bunlarla da yakından ilgileniyor. Evet. Ahmet Büyükümüş hocamız bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref çok verdiniz. teşekkür ediyorum. Ben de hem size iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen kıymetli seyircilerimizi de dinleyicilerimizi de saygıyla hürmetle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok tamam. teşekkür ederiz. Şimdi tabii başlıkları kısaca arz etmeye çalıştım. Gerçekten bugün Avrupa Birliği'nin geleceği konuşuluyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği konuşuluyor. Hatta bir resmimiz daha var aslında. Bunları konuşurken yönetmen arkadaşım arkadan hı hı. verebilir. Ekonomiste çıkan bir kapak var. Aynı zamanda John F. Kennedy'nin danışmanlığını yapmış olan çok önemli bir isim yazmış olduğu kitap var. Hı hı. Yani This United This United of America and This United States of America İki tane kapak var. Hı hı. Şimdi buralarda da Amerika'nın çözülmeye yakın olduğu ifade ediliyor. Hatta hı hı. ekonomistin kapağının köşesinde Gorbaçov resmini koymuşlar. Hı hı. Hani Gorbaçov döneminde biliyorsunuz hocam, hı hı. Ee, Sovyetler Birliği çöktü. Amerika'da acaba acaba çökülüyor mu, dağılıyor mu? Şimdi aslında genel bir çerçeveyle başlayalım e, Ahmet hocam. Yani siz Avrupa Birliği'nin geleceğini bu anlamda karanlık mı görüyorsunuz? Amerika Beşik Devletleri bu anlamda zor günler mi bekliyor? Bağımsızlık mücadelesi var biliyorsunuz bazı hı hı. eyaletlerde. Böyle genel bir değerlendirmeye başlayalım. Aslında e, Furkan Bey, e, değerli hocam şunu tespit etmemiz lazım. Bildiğimiz dünyanın sonuna geliyoruz. ve Ya da belki de geldik. Bugünün tarih, tarihini yazarken ileride tarihçiler eminim bu dönemki bazı kırılma anlarını büyük kopuşlardan zaman dilimleri olarak tabir edecekler. Neydi bizim bildiğimiz dünya ve sonuna geldiğimiz konu? Aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Beşik Devletleri'nin dünya sisteminde kurduğu ve dünyayı bir demir perdeyle ikiye böldüğü bir tarafında Rusya'nın egemenlik, Sovyetler Birliği'nin egemenlik oluşturduğu bir tarafında da Batı bloku ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hegemonyasının olduğu dünyadaki çeşitli yerlerin de işte Vietnam'ında bazen Mısır'ında bu güç mücadelesinin tampon bölgeleri olarak konumlandırıldığı evet. bir dünya vardı. Evet. Ve hepimiz biliyoruz ki Berlin duvarının yıkılması, onun öncesinde hemen Sovyetler Birliği'nin dağılması bu dünyanın bir kutbunun yok olmasına... Neden oldu evet. ve soğuk savaş sona erdi. Ve soğuk savaş sona erdikten sonra üretilen makul cevaplar neydi? Bir düşünelim hemen zihnimizi oraya Hı. götürüp liberal insan mutlak bir zafer elde etmiştir Hı. ve tarihin ilerleyişi artık durmuştur. Dünyamız şey Medine tarihin tezi, sonu tarihi tarihin sonuna evet, geldiğimizi gibi. iddia eden Fukuyama'nın meşhur Hı. tezi. Tabii bu biz buna yabancı değiliz. Yani tarihi eğer böyle günlük konuşmalardan dedikodulardan, magazinel e, ...takipten ibaret zannederseniz... ...olayları bu şekilde değerlendirirsiniz ama... ...şöyle bin yıllık bir perspektiften... ...olaylara baktığınızda... ...hemen küçük bir örnek vereyim... E, ...Hegel'e, e, büyük Alman düşünür... ...Hegel'e e, atfedilir... ...Napolyon, e, Prusya'yı yendiği zaman tarih atabilmiş gidiyor diyor Hegel. Çok yani önemli. artık bundan sonra Fransızların hakim olduğu bir dünyada yaşayacağız. Benzer cümleler var değil mi hocam? Benzer cümleler yani. o kadar çok var ki ama bunların hiçbiri gerçekleşmiyor ve daha sonra biliyorsunuz Foucault'ma da tarihin sonu gelmedi diyerek 2000'lerin başında pardon diyerek bir itirafta bulundu. Yaşadığımız bütün olaylar bu ana sistem mücadelesinin çeşitli yansımaları. Bugün Avrupa bildiğin içine düştüğü tartışmalarda krizde de bunu görüyoruz. Yahut Amerika Birleşik Devletleri'nin birliğini sağlayamamakta bölünmüş bir toplumda her bakımdan yani bakın siyah beyaz diye bölünmüş Hispanik e lerin ayrıştırıldığı evet, bölüme yaşayan merkez çevre yani seçim sisteminden e itibaren Gerçekten düşünebilirsiniz de, evet. bunu Tabii. kıyıdaki bazı eyaletlerin nüfusları az olmasına rağmen fazla bir senatoda temsil hakları var ve bu ciddi tartışma Adaletsizlik konusu. Adaletsizlik yaratıyor hocam aslında. Evet düşünün işte Trump'ın ilk seçildiği seçim evet. aldı oy oranı düşük olmasına rağmen Hillary Clinton daha fazla oy almasına rağmen Trump seçilmişti. Ortaya konulan bu sistemin her boyutuyla tartışıldığı bir aslında uluslararası ilişkiler sahnesi görüyoruz. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bunun yansımalarını görüyoruz. Yahut Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirirken de bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Evet. Tüm bunlar bizi nereye götürür? Hı hı. Bu birazcık da kahin olmayı gerektiren tespitler ya da kendi varsayımlarımızı inşa ederek Avrupa Birliği şöyle olur Amerika Beşik Devletleri böyle olur diyebiliriz ama bunun ötesinde aslında yapmamız gereken bir tespit var. Birincisi Amerika Beşik Devletleri'ni dünya tarihi açısından tekil kılan, yani çok büyük bir özellik olarak Amerika Beşik Devletleri'nde var olan şey şuydu. Kendi bulunduğu coğrafyada tam ve mutlak hegemenliğe, sahip olmasıydı. Bu egemen derken hem ekonomik değil mi hem Hocam, ekonomik hem siyasi hem, siyasi, Hı -hı. hem e, ne isterse yapabileceği bir e, bunu daha önce kimse ulaşamamıştır. İngilizler Avrupa'nın tamamına hakim olamamıştır. Doğru. Ruslar kendi Doğru. nüfuz Doğru. alanlarında tek olamamıştır. Hemen e, Avrupa ile bir sınır içerisindedir. Bunun birazcık var. tartışıldığı ve e, işte Meksika bazı ticari haklar talep ediyor. Brezilya'nın e, burada yükselişini Güney Amerika, e, görüyoruz. Güney Amerika'nın e, Avrupa Amerika'nın bizi e, Burada sömürmesine karşı geleceğiz diye kendileri bir araya gelip güne güne ittifakları kuruyorlar. Böyle girişimler var. İkincisi değerli hocam ben bir siyasal sisteme baktığımda hı hı. bu uluslararası sistem de olabilir. Bir mahalle de olabilir yani hiç fark etmez. Tabii, tabii, tabii. Ee, orada kimin egemen olduğuna eğer arıyorsam bir siyaset araştırmacısı olarak hı hı. kuralı koy, kimin koyduğuna bakmam genelde. Bu bizi bazen yanıltabilir çünkü. Çok doğru. E, kuralı e, bir sistem koyabilir. Bir grup insan bir araya gelip bir Elit kural bir oluşturabilir. Yapabilir. Elit bir grup yapabilir. Benim için özellikle olan şey istisnaya kimin karar verdiğidir. Hmm. Yani kuralı mesela, kimin koyduğu he, değil, istisnaya. istisnaya kimin karar verdiği. Mesela ne demek istiyorsun? Mesela, mesela? şunu demek istiyorum. E, Birleşmiş Milletler e, anlaşmasına göre Birleşmiş Milletlere üye iki ülke birbiriyle e, savaş edemez. Bunun için BM Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekir. Doğru. Ama Amerika Birleşik devletleri eee müdahale etti. O o, Irak savaş ilan etti. İstisnayı kendisi koydu. Şimdi bu istisna koyma, bunu sahada uygulayabilme e, gücünün giderek aşındığını bir kere e, görüyoruz. Bu aslında bu çağın kırılma değil mi hocam o Tabii, zaman? bu? Tabii bu çok önemli bir kırılma. Evet. Yani e, ben dünyanın istediğim yerinde gider bir askeri harekat yapar, oraya doğrudan e, müdahale edebilirim. Bu e, Bunu Irak'ta e, yaptılar. Hı hı. Yahut daha sonra Aferin. bunun ikinci fazını gördük. Libya'da bir koalisyon oluştururum. Yani e, bu burada bir karar almaya, Birleşmiş Milletler'in Onayını aramaya başvurmam. Benim gibi düşünen koalisyon üyesi ülkeleri bir araya getirip oraya müdahale ederim. Bu bir başka fazla. Yani meşhuriyeti oluşturmak için farklı bir ülkeleri bir araya getiren, evet, evet farklı ülkeleri bir araya getiren bir anlayış vardı. Öyleyse ikinci yapmamız gereken tespit de şu: Amerika Beşik Devletlerinin dünyada istisna belirleme kabiliyeti azalıyor. Bu da onun sisteme e, üzerinde kurduğu gücün aşınması anlamına Peki geliyor. Peki hocam nerede başladı o aşınma sizce? Kırılma nereye görüyorsunuz mesela Amerika'nın bu gücün aşınmasının? Benim açımdan e, Arap mı? hani bu e, ikiz kuleler mi dersiniz? Benim mi? Yoksa benim açımdan mı? en önemli Ukrayna konu mı? ikiz kuleler sonrasındaki dünyadaki gelişmeleri. Demokrasiyi, özgürlüğü geliştirerek yönetmek yerine daha kapsayıcı olarak sorunun kökenlerini anlayarak yönetmek yerine ben Afganistan'a müdahale ederim, buraya askerimi gönderirim, dünyanın jandarmalı pozisyonunu <laughs> üstlenirim Aynen. ve oradaki talepleri sindiririm yaklaşımı. Bu aslında Afganistan'dan çekilme. E, bu videolarını da izledikten sonra hocam, Ama <laughs> şunu şunu abi. çok önemsiyorum ben. Hatırlarsanız orada bir görüntü var. Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilirken bazı orada kendisine muhbirlik yapmış. Orada Amerika ya, Birleşik Devletleri ya, çıkarlarını evet. takip eden insanların askeri üsse hücum ettiğini, kalkan e, lojistik uçağının Onlara... kanatlarını tutunmaya çalıştığını ya. ve uçak Ağabey havalandığı fotoğraf. zaman insanların o kanatlardan teker Hatır teker falan. düştüğünü gördük. Evet. Bu bize şunu Ağabey gösteriyor. Bu fotoğrafta. coğrafyada bir daha Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronluğuna üstlenmeye çalışanlar yahut buradaki Amerikan çıkarlarını kendi sahasında uygulamaya çalışanların çok geleceği trajik bir noktaydı bu. Aslında büyük bir e, ibretti bu açık Ama şöyle görüyorum Ahmet Hocam belki hani Taliban içerisinde sanki vekil başka hani istihbaratı olarak da bir şeyler bıraktılar gibi geliyor. Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın hani Taliban konusunda Mu ben biraz şüpheliyim Muhakkak biraz yani muhakkak bu gibi Afganistan, gelişmeler vardır evet. ama bizim için değerli olan o doğru, yani tarihi değerlendirmek evet, bakımından e, eğer e, siz burada e, bir taşeronluğa üstlenmişseniz sizin kontrat sahibiniz orada var olduğu sürece iş yapabilirsiniz. O yok olduğunda, çekildiğinde siz de yoksunuz, siz de yoksunuz ve bunu yapabileceklerini gösterdiler. Evet. Şimdi korkarım Suriye meselesinde de Heh, evet aynı evet. tavır içerisindeler. Tüm bunları topladığımız zaman aslında ikinci noktayı daha tahkim ediyoruz. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istisna belirleme kabiliyeti, gücü, kapasitesi ciddi anlamda e, aşınıyor artık. İçe erozyon var hocam. Ve e, belki sorduğunuz soru bunu belirleyen etkenler neydi? İkinci bir nokta ekonomiyi silah haline getirdiler. Bugün e, sizin e, uzmanlığınızda e, bu konuya Esam. vakıf olduğunuzu düşünüyorum. E, özellikle doların silah haline getirilmesi uluslararası ilişkileri kökten tahrip eden bir durum. Kesinlikle. Bugün bakın iki e, şirket birbiriyle bir ticari faaliyette o şirket bir e, ülkeye ait. Rusya örneğinde yaşanan bir e, kesim noktası belirleniyor. Bundan sonra sen ne fatura kesebilirsin, ne para gönderebilirsin. Peki bu araştırmalardan biz neyi görüyoruz? Bu ülkenin e, o silah ticaretini besleyenler mi? Yahut karar alıcılar mı bu yasaklardan e, etkileniyor? Yahut ee, sıradan insanlar mı bu kararlardan daha çok etkileniyor? Yapılan tüm araştırmalarda %100'ü bize gösteriyor ki bu tarz ekonomik yaptırımlar e, sıradan insanları cezalandırıcı bir e, role sahip. Kesinlikle. Şöyle varsayıyorlar. Biz bunları cezalandırırız. Bu insanlar da kendi e, devletlerine karşı e, isyan ederler. Bunun da gerçekleştiğini e, hiçbir yerde görmüyoruz. Test etmeye aslında başlayacağım tabii. şimdi. Bu milli para bir evet. meselesi ayrı bir konu. Tartışmak a lazım. Evet. evet, Bir program belki bunu konuşmamız evet. lazım. Evet. Doların hakimiyetinin azaldığı. Üçüncü noktayı da ben Dolarizasyon sonu görüyorum. geliyor mu siz? Onu mu görüyorsunuz? Yani? E, tabii bunu e, görmemiz için sadece uluslararası ilişkiler değil. Bakın bugün şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin federal bütçesinin sadece faizini bir yıllık milli gelirleri ödeyemez hale geliyor. Bakın faizini Çok borcun kendisini şey, evet. değil. Evet, evet. Habire borç tavanını yükseltme tartışmaları görülüyor. Sürekli yani artıyor. burada baktığınızda birincisi kendi var olduğu ekonomik etki alanında ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Tabii bu olurken şimdi Avrupa Birliği meselesini de konuşurken aslında yeşil dönüşümü mutlaka konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Uluslararasılaşan sermayenin akışlarını mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Hı. Amerikan ekonomisinin de aşındığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Özetle evet. eğer mesela 50 yıl sonra bugün değerlendireceksek bence bakmamız gereken en önemli noktalardan biri kendi ekonomik güç alanı içerisinde ciddi rekabetle karşı karşıya kalması dünyadaki istisnaları belirleyebilme kapasitesini kaybetmeye başlaması ve üçüncüsü bütün bu düzenin kurulmasında ana rol dolardır doların bir uluslararası güç enstrümanı olarak kabiliyetlerini, yeteneklerini kaybetmeye başlamasını burada görüyoruz. Bunu bazen enflasyon sorununda görüyoruz, bazen borçlanma tartışmasında görüyoruz. Ama altta bunları şekillendiren çok ciddi yeşil ekonomi yahut sermayenin dönüşümü gibi faktörler de var. İşte Ahmet Hocam çok güzel bir çerçeve çiziniz ağzınıza sağlık. Şimdi ben de siz anlatırken kafamda da evet. aynı şeyleri düşünüyoruz, benzer şeyleri. Aslında hocam şöyle küreselleşmenin sonu geliyor. Yani yeni bir küreselleşme derken belki bölgeselleşmeden bahsedeceğiz. Hı hı. İşte Türk devletleri teşkilatının milli para evet. birimle ticarete başlaması, bu anlamda Türkiye'nin bu orta güzergah dediğimiz kıymetli rolünün artması, yeni ipek yolu, baharat yolları tartışıyoruz ve hı hı. bütün bu savaşlar, işte Gazze katliamı dahil olmak üzere yanı başımıza bir teröristten devleti oluşturma çabaları, Ukrayna'daki savaş sanki Amerika Birleşik devletleri kendi tut ...tutkalını, çimentosunu bir yer tutmak için... ...burayı daha fazla kana bulamak istiyor. vekil güçler üzerinden... ...geleceği olan, belki de... ...daha parlak bir dünya için büyük bir değer olan özellikle Türkiye ve Türk devletleri teşkilatı bakımından da kapsayıcı düşünürsek bir engel oluşturmaya çalışıyor sanki. Buna ne dersiniz? Burada tabii evet. gerçekten Türkiye'ye özel bir pencere açmamız Kesinlikle. lazım. Sadece biz bu toplumda Göbeğiniz yaşıyoruz yani. diye evet. değil ama Peki. onun da ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 20 yılda Türkiye belirli stratejik kararları hayata geçirdi. Bunlardan evet. en değerlilerinden biri dedi ki benim için tehdit olan terör meselesini ben kaynağında yok edeceğim. Çok Bakın önemli. bu çok evet. önemli bir kırılma. Evet. E, Türkiye'nin bu uluslararası arenadaki e, rolüne dair ileride yazılacak e, çalışmalarda buraya ben özel önem verileceği kanaatindeyim. Çok önemli Hemen 15 şey Temmuz'un sonrasında Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bütün bu operasyonlarla biz dedik ki artık terörü e, kendi toplumumuz içerisinde karşılamaktan, kendi toplumsal dinamiklerimizde bunu yok etmeye çalışmanın ötesine geçeceğiz. Eğer benim sınırımın dışında da burada bir e, e, problem varsa ben ona gideceğim kaynağında yok edeceğim. Bakın çok şükür Türkiye burada çok büyük bir mesafe kat etti ve son Cumhurbaşkanımızın başkanlığına toplanan güvenlik zirvesinde de konu olan teröristten. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşturma. Tabii bütün bunlar birbiriyle eş e, meseleler. Tesadüfi değil hocam. E, tabii yani e, bakın burada kendi az önce nüfuz alanı daralan, e, uluslararası güç enstrümanları aşınmaya başlayan ve hegemonyasını yitiren bir güç var. Hı hı. F, tabii bunun karşısında aslında daha detaylı konuşmamız gereken işte Çin'de olup bitenler var. Karşı güç var. E, Pasifik'teki Burada olup bitenlerle ben mücadele edeceksem e, burada arada kendime ayak bağı olacak. Yahut bu kargaşadan yararlanarak sistemden daha fazla menfaatlerini takip edecek güçlerin oluşmasına ben izin vermek o istemiyorum. kaldırmam lazım ya da başına bir şey belirtmem Şimdi lazım. Şimdi bu denklemde meseleyi oturttuğunuz zaman PKK sizin için başka bir anlama kavuşuyor. Kesinlikle. FETÖ saldırıları, bu yapmaya çalıştıkları yargı darbesinden 15 Temmuz'a kadar çok başka önemli bir yere oturuyor. O da nedir? Burada ayakları Anadolu'ya basan, Türkiye'den, milletimizden, güç alarak, ilham alarak siyaset yapan bir liderlik burada e, uluslararası bu denklemde e, Amerika Beşik Devletleri ya da diğer aktörler için e, onların çıkarlarının karşısında evet. yer alıyor. Aslında bizim istediğimiz, bakın yine mesela 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan dengesizliği gündeme getirdiğimiz bir konu, biz ne diyoruz dünya 5'ten büyüktür. Hocam çok önemli. Bakın bu doktrin hale geldi mi sizce? Tabii tabii. Yani, doktrin, yani Bunu bu... daha fazla tartışacağız. Evet, Her evet. yerde bunu daha Görüyor fazla konuşacağız. Anda, resmen, evet. Bunun e, e, gereklerini deine getireceğiz. Ve sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ilgili e, bir e, konu değil bu. Dünyada belirli siyasal ya da askeri güç tekelleri tüm dünyadaki e, e, hem rantı yönetiyor Hı -hı. hem buradaki ekonomik refahı dengesiz bir şekilde dağılmasına neden oluyor ve sömürge ekonomileri oluşturuyor. Bunu eskisi gibi gidip adamın toprağını el koyup onu işleyerek değil. Bakın geçen sene 12 Afrika ülkesi Fransa'nın Merkez Bankasından Fransa'nın Merkez Bankasını kendi merkez bankaları olarak kabul ederek oluşturdukları ekonomik sistemden ayrıldılar. Evet. Daha geçen seneden bahsediyoruz. Sehel bölgesi. Çok önemli. Tabii. Sonra darbeler arka arkaya geldi. Sonra darbeler yoksa. arka arkaya. Bunu da mesela, mesela konuşmamız lazım. Evet. Evet. Yani dünyanın en büyük e, uranyum kaynaklarından birine sahip Nijel'de evet. sadece toplumun %5'i elektriğe ulaşabiliyor. Bu dengesizliği hep bunlarla birlikte e, ele almamız e, gerektiğini düşünüyorum. Yani büyük ve güçlü Türkiye idealimiz burada tam bir manaya kavuşuyor aslında. Aslında bir menteşe hocam. Ben hep ölü Şimdi jeopolitik evet. değerlendirme yaptığımız zaman Af Afro Avrasya dediğimiz, yani Avrasya'dan Afrika'ya kadar bahsetmiş olduğumuz Sahel bölgesi ve hatırlayın o bir başbakan Nijer baş bir bakan diye yanlış hatırlamıyorsam şeyin yanındayken Fransa Cumhurbaşkanı'nın yanındayken Macron'un ee, artık dedi bizi sömüremeyeceksiniz dedi. Evet. Çok önemli. Tarih bir Tabii laf derim, hocam. Evet. Çok tarih bir laf. Evet. Yani artık bizi sömüremeyeceksiniz dedi. Evet. Büyük bir başkaldırış. kaldırış. Evet. Ama dediğiniz gibi işin içinde Çin denklemi var, Rusya denklemi evet. var. Hadi sadece Amerika'yı konuşuyoruz ama emperyalizm emperyalizmdir. Evet. Bu değişmez. Şimdi hocam şundan da şunu da fikrinizi almak isterim. Zaman da çok hızlı akıyor. Evet. Ee, Avrupa'da çok ciddi çiftçilerin gösterileri var biliyorsunuz. Evet. Fransa'da traktörlerle çiftçiler, işte sokaklarıyla... O Eyfel'de böyle artık yani, katpostal <laughs> olacak bir <laughs> Hiç, saman balyalarıyla... Saman balyaları ve çok sert gidiyorlar aslında. Hı -hı. Ben de takip ediyorum elimden geldiğince. Peki bu Avrupa Birliği'ni bahsetmiş olduğumuz o minvalde e, çöküşüne götüren yani artık tarımda da, tarımsal olarak da bu çiftçilerin de ayaklanması sizce o karanlık günleri daha da karanlık hale getirir mi? Bir Bilmiyorum kere ben pusulasını kaybetmiş bir Avrupa görüyorum. Yani... Evet. Tarihi değerlendirdiğimizde içinden büyük siyasetçiler çıkarmış, büyük liderler çıkarmış. Avrupa siyasetinin belki de en vasat zaman en dilimlerinden, zaman en kötü zamanlarından birini yaşıyoruz. Ve bunun sonuçlarını aslında görüyoruz. Şimdi bu çiftçilerin isyanı meselesine geldiğimizde bir kere Avrupa Birliği içerisindeki en önemli tartışma başlıklarından birisi tarımsal yardımlardır yani bu hep böyle olmuştur. İşlerin iyi gittiği zamanlarda da hangi ülkeye ne kadar verildiği, neden Fransa'nın hep bu bütçeden fazla pay aldığı gündeme gelmiştir. Bir kere yaşanan bu ekonomik dengesizliklerden dolayı pandeminin etkisi diyebilirsiniz. Rusya-Ukrayna savaşı. Mesela şunu da ayrıca konuşmak gerekir. Neden Amerika Birleşik Devletleri ısrarla Ukrayna-Rusya savaşındaki Ukrayna'ya vaat edilen yardımın yani ben buna savaşın faturası diyorum. <laughs> Doğru. Bunu neden Avrupa Birliği'nin tek başına evet. ödemesi gerektiğini savunuyor. Evet Neden? Bu mutlaka değerlendirilmesi gereken yani çok, ayrı bir programda çok detaylı kesinlikle. konuşmamız kesinlikle. gereken bir durum. E, hemen hemen e, bir orduya sahip bilediyken Almanya 100 milyar dolarlık Amerika Birleşik devletlerinden e, silah alımı yapacağını ilan ediyor. Tüm bu kaynaklar bu jeopolitik risklere e, ayrıldığı zaman işte kendi tarım e, bütçesini finanse edemeyen yardımlarını kısmak durumunda kalan bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. İkincisi bu yeşil dönüşüm meselesi bence geçili, güçlü onu, onu liderlik Çok, evet, evet. gerektiren bir evet. e, olay. Şimdi en e, önemli girdilerinden biri gübre, gübre. E, tarım sektöründe ve siz bunu karbon kaynaklardan elde ederek yapmayacaksınız. Paris İklim Anlaşması'na göre bu böyle. Ama bu çok kompleks bir süreç. Sadece bunu yapmayacaksın diyerek işin içinden çıkılamıyor Demaz. ve artık insanları bu dönüşümün faturasını e, e, omuzlarında hissetmek yormaya başladı. Doğru. Bu Doğru. konunun bir e, tarafında da e, aslında bu gerçeklik e, yatıyor. Üçüncü bir konu yine aslında bu istisna meselesine geri dönmemiz lazım. Geçen hafta Macaristan Dışişleri Bakanı'nın eminim takip etmişsinizdir Hı. çok önemli bir basın toplantısı Hı. oldu ve orada bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Bize e, Rusya'ya karşı yaptırımlardan yahut ithalat yasaklarından, e, rubleye erişime yasaklardan bahseden Amerika Beşik Devletleri neden 700 milyon dolar uranyum aldı e, Rusya'dan dedi. Şimdi bu çok kilit bir nokta. Çok kilit ve tarih bir soru bütün, bence. Bütün Avrupa sanayisini onlarca yıl, bütün tarım sektörünü evet, evet, evet. Rusya'dan alınan ham maddeler üzerinden, işte uranyumundan doğal gazına kadar çok çeşitli bir e, skala var burada. Ucuza finanse etmiş Avrupa Birliği'nin bu ucuz e, ham maddeyi aslında kaybetmesi e, olayı Rusya-Ukrayna Savaşı ve çiftçilerin bu isyanının bir tarafında da bu yer alıyor. Etkisi en azından Aslında hocam? söyledikleri Etkisi. şey şu. Ey siyasilerim, ey beni yöneten insanlar, neden Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüze koyduğu bu faturayı sadece sen ödeyeceksin e, söylemini neden bu kadar kolay kabul ediyorsunuz? Aslında bunun arkasındaki tek cümle bu. Ve Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak eleştirilmesinde de şu var. Bazı Avrupa Birliği işte üst düzey yetkilileriyle falan görev icabı gittiğimizde konuşuyoruz. Ve ben hani bir huyum vardır. Bir toplantıya girmeden mutlaka kiminle görüşeceğim, ne yapacağım. Ondan Hayatında falan. hiçbir zaman seçime girmemiş çok sayıda Avrupa Birliği siyasetçisi var. Seçime yani girin. demokrasinin beşiğinden bahsediyoruz ama Avrupa Birliği kurumlarında teknokrat olarak yer alıyorlar. Ve aldıkları kararlar doğrudan toplumun işleyişine yönelik sonuçlar doğuruyor. Ne i̇şte bu komiserler vesaire. Nasıl tabii bunu düşünün. Ve diyor ki aslında bu parayı, bu e, faturayı bizim böyle kolayca kabul etmemizde e, sadece teknok, teknokratlardan oluşan, toplumla bağı kalmamış bir yönetim anlayışının sorunu var. Bütün ciddi, ciddi bir kopma var hocam. Tabii var. ciddi o bir kopma var. Vaziyet. Bütün e, bu protestoların hepsinde Brüksel'in hedef alınması, Avrupa Birliği yöneticilerinin hedef alınması ve artık bazı partilerin hem kendilerine alan açması hem de Avrupa Birliği'ni eleştirerek kendilerine kendi ülkelerinde siyasetten yer almaları işte AFD'den siz örnek verdiniz. Evet, evet, evet. Yani görüşlerini sahip oldukları faşist ve ırkçı yaklaşımları paylaşmayız ama Tabii. kendi toplumlarından bir bu, bu anlamda bir ihtiyaç, bir talep olduğu ve Avrupa Birliği eleştirisi üzerinden bugün meclise girdiler. Her seçim oylarını arttırıyorlar. İşte Böyle bir durumla hocam, karşı hocam. karşıyayız. Fransa'da hani şey gelir gelmez aşırı sağ kazanır. Evet. Bilemeyiz ama Almanya'da da yükseliyor. İşte dazlaklar var. Neonaziler var. Evet. Yani şimdi hocam şu önemli aslında. Bu yükseliş devam ederken eğer Dexit olursa Tabii. olmaz demeyelim. O zaman hocam... Almanya'nın olmadığı bir avobirliği düşünemez. Mu? Çünkü bütün bu sistem Franco-Cermen ittifakı üzerine kurulmuştur. Tarihi kurmuştur. olarak değil mi? Ya? Fransız ve Almanların... İşte önce kem, e, kömür çelik malumunuz, evet, o bu birliği evet, kurarak evet. en önemli tic, e, sanayi imkansı oydu. Ermeyi, evet. Sonra ticaretle olarak bir araya getirip insanların dolaşımını sağlamaları böyle bir e, e, gelişimden söz ediyoruz Avrupa Birliği dediğimizde. Evet. Şunu ifade edeyim, ben büyük bir barış projesi olarak bakıyorum. Yani kıtadaki Tabii, çatışmaları yok etmekte çok başarılı oldu e, Avrupa Birliği. Ama bugün geldiği nokta ortaya koyduğu. E, buradaki siyasi performans Tabii. sorunları çözmekten uzak. Ve daha da bu işin temelinde aslında bu çiftçi isyanlarında e, orta sınıfın e, Avrupalı ve Amerikalı Batı bloğundaki orta sınıfın şöyle bir talebi var. Benim elimde diyor oy silahı var ve ben bunu 4 senede 5 senede bir istediğim gibi kullanıyorum. Ve geri geldiği zaman bu sorunlara kendi mantığında e, cevaplar üreten insanları göreve getiriyorum. Bakın Donald Trump tamam çok magazinel bir figür, ilginç açıklamaları <laughs> oldu ama geliyor, seçim geliyor. E, çalışmalarını takip edin. Eyalet eyalet gezip burada sizin işte 20 bin kişinin, 30 bin kişinin çalıştığı bu fabrikanın Çin'e taşınmasını engelleyeceğim diyerek vaatlerde bulundu. Çok önemli bir vaat hocam. Ve bunlarla e, oyunu dönüş... Trumpizm şey bu Trump işte. bir tarafı da bu. Tamam popülist bir tarafı var, evet Tabii yok. Onu, aynen, evet. Aynen. Ama buradaki bu sermaye akışkanlığına, burada ortaya çıkan probleme çok e, bizim dikkat çekmemiz lazım. Hı -hı. Yani... E, buradaki üretimin e, Avrupa dışına e, taşınması insanların işsiz kalmasına, yığınların işsiz kalmasına Kesinlikle. Kesinlikle. A, neden oluyor. Ve siyasetten beklentiyi de düşürüyor. Hocam bir de şimdi ben işte en son siz de gidip geliyorsunuz. O kadar evet. çok homelesslar, ya evsiz barksız insanlar sokaklarda ki işsizlik almış başını gitmiş. Şimdi hocam 3-4 dakikamız kaldı. Şu göç meselesine Öyle mi? de çok hızlı çok geçmiş. geçmiş, ya. geçmiş vallahi. Harika bir program oldu. Ben de çok Ama gizliyorum. hocam göçle ilgili de ben fikirlerinizi öğrenmek evet. istiyorum. Çünkü göç de büyük bir problem. Tabii. Avrupa Birliği'nin siyaseti ve bu göç sorunu aslında Avrupa Birliği'nin hani altın dinamitleyen bir mesele mi? Kısaca evet. sorayım. Aslında bütün bunları bir araya getirdiğinizde evet. oluşan e, bu coğrafi dengesizlikler yani bir yerde sorun görüyorum. Git oraya müdahale et. Bir yerin e, doğal kaynakları var. Tamam bu doğal kaynakların ucuza batıya taşınması gerekir. Bütün bunların e, oluşturduğu bir ekonomi var. Evet. Evet. Ve bu ekonomi e, Avrupa'nın yakın e, coğrafyasında ciddi dengesizliklere yol açıyor. Şeyi geçiyorum. Yani e, savaşlar, oluşan jeopolitik risklerin doğurduğu problemler Hani savaş biter orada bir barış inşa süreci başlar ve bunlar çözülebilir ama hmm. insanların yani burada amin çok güzel bir sözü vardı hmm, evet. batının en büyük sorunu Batı dışında batılı gibi davranmamak çok güzel şey diye yani bunların birikimi yani siz 12 Afrika ülkesine sizin bütün ürettiğiniz gelir Fransa Merkez Bankası'nda kalacak. Ve ben onu istediğim zaman istediğim faizle size borç olarak geri vereceğim. Bu ekonomik düzen e, sürdürülebilir değil. Bunun sürdürülebilir olmadığının da bugün coğrafi hareketliliklerle e, görüyoruz. İşte o insanlar Akdeniz maalesef insanlığın yani. utancına dönüşmüş durumda. Bizim kıyılarımıza vuran ailem bebek belki de binlercesinden bir tanesiydi. bir tanesiydi. Bu sorunu yerinde kaynağında yok edip bir kalkınmacı anlayış inşa etmek yerine bugün Afrika'nın Avrupa çeperlerinde yaşayan insanların borç krizinden, iklim değişikliğinden kaynaklanan problemlerden ve bütün bunlar olurken de hiçbir uluslararası kuruluşun ya da Kendilerine yardım için gelenlerin e dahi orayı e, sömürerek e, bir ekonomi oluşturması çabasından başka bir şeyle karşılaşmıyorlar. Hı -hı. Bu yüzden aslında Türkiye'nin Afrika'da oynadığı öncü rol de e, çok <laughs> ama, ama çok değerli. Yönteminde. Bakın bugün TİKA'nın Tika kalkınma programlarının hiçbirinde o insanların zenginliğinin Türkiye'ye akacağı bir mekanizma değil. Hı -hı. Hep birlikte kazandığımız bir e, süreç e, burada evet. görüyoruz. Göç bu dinamizmi e, sürükleme önümüzdeki evet. günlerde devam edecek. Mahmut Hocam. Nefesinize sağlık. Ben Harika, çok teşekkür ediyorum. Oldu. Çok hızlı gerçekten geçti. Hızlı geçti ama evet. çok spot mesajlar verdik. Gerçekten evet. bu hani çok program konusu ve gerçek hepsi ayrı ayrı bir başlık. Evet. Ama genel bir çerçeveyi bence koyduk hocam. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Sizin çok teşekkür özel ediyorum. çalışma alanınız onu da biliyorum. Eyvallah. Dış politikada herkes sizi daha ama iç siyasette dış politikada da çok e, gerçekten bu anlamda çok, kapsamlı ve donanımlı olduğunuzu ediyorum. gerçekten görüyoruz hocam. Çok sağ olun. Ayaktanıza sağlık. Şeref verdiniz. Sağ ben oldun. de, çok, ben de çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Var olun. İnşallah görüşmek üzere tekrar. Sağ Sağ olun. Evet kıymetli briefing saati izleyicilerimiz e, Yalova AK Parti milletvekili Sayın Ahmet Büyükmüş hocamızla gerçekten çok önemli perspektif ortaya koyduk. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri dağılacak mı? Ve gerçekten konuştuğumuz mevzular hani bunun e, çok da olasılıksız olmadığını ortaya koyuyor. Ama Türkiye'nin gerçekten coğrafyalar arası menteşe rolünde bu saydığımız başlıklarda da net bir şekilde görüyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatini görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.